Efendim? Operasyon başarılıydı. Belki bilmek istersin dedim. Sen ne yaptığının farkında bile değilsin. Doğru olanı yaptım. Neredesin sen? Evdeyim. Bir iki saate gelip seni alacağım. Tamam. Atla. Al bakayım kravatını. Eyvallah. Oğlum ne sırıtıyorsun lan sen? Abi nasıl sırıtmayayım ya? Adamlara sağlam darbe indirmişiz, üstelik seni bile bulaştırmadan. Madalya mı bekliyorsun Yiğit? Söyle bakayım bana, madalya mı bekliyorsun? Sen ne yaptığının farkında değilsin ha. Harbi farkında değilsin yani. Lan bu operasyonu senin yaptığını öğrenirse bu herifler var ya... yaşatırlar mı lan seni? Abi savcıyım ben ya, böyle şeyler olur abi. Bunlara pabuç bırakacaksak hiç yapmayalım bu işi yani. Tehditler falan, normal onlar. Aferin. Abi sen merak etme. Zaten üst taraftan 3-5 kişiden başka kimse bilmiyor benim bu operasyonun başında olduğunu. O polisleri de öbür şehirlerden özel olarak getirdiler. Emin misin? Evet. Sen rahat ol. Öyle olsun bakayım. Aslı da seni seviyormuş be. Hakikaten seviyormuş ya. Gerçi sen de sevecek ne buluyor bilmiyorum ama. Yani bebeğimizi aldır diyen bir babayı korumak için... Aldırmamış. Ne? Aldırmamış işte, ne neyse. Abi benim bunu Sunay'a söylemem lazım ya. Ya dur be oğlum, dur be oğlum. Ya dur abi, bebek iyi gelecek diyordu bak, kız haklı. Lan müsait değil herhalde. Vay be, amca oluyorum ha. Planda bir değişiklik yok. Ne demek bu şimdi? Boşanıyoruz yani. Ya abi olur mu öyle şey? Ya saçma sapan konuşma. Aslı yapmaz öyle şey. Zaten belli ki senin burnunu sürtmek istemiş, o kadar. Yiğit bırak şimdi bebeğim, bebeğim. Sen bu işin ciddiyetin farkında değilsin. Abiciğim farkındayım. Emin misin bu operasyonda senin bir bağını kuramayacaklarından? Abiciğim mümkün değil. Boş ver onu şimdi. Kaç aylıkmış, cinsiyeti ne? Daha belli değil koçum. Daha belli değil. Ama oğlan olursa amca, kız olursa da teyze olacaksın işte. Ya kız olsun da istersem teyze olayım ya, bırak. Düşünsene bıcır bıcır bir kız, Aslı'ya benziyor. Ya sen nasıl böyle put gibi duruyorsun ya? Kalk ayağa abicim, bağır. Baba oluyorum ben de. Karizman mı bozulur sanki? Ya şimdi karizmana ben ne diyorum, sen ne diyorsun be oğlum? Abicim ben diyorum ki baba oluyorsun sen. Tamam mı? Hadi bırak, koy ver kendini. Bağır, baba oluyorum ben de. Sen kafayı yedin iyice. Evet abicim, duydum, baba oluyorsun. Ben üzgünüm, kalp atışını duydum. Duydun mu kalp atışını? Duyduk. Ondan sonra pastaneye gittik. Dün gece de birbirimize karşılıklı silah dayadık. Sen kafayı harbiden yedin ha. Abicim ben yedim kafayı da, sen niye yemedin hala onu merak ediyorum ben. Ben yiyorum kafayı zaten. Oğlum! Bak buraya. Herkese benden çay, tamam mı? Yok, çay da değil. Ne istiyorlarsa onu ver. Başla. Amca oluyorum da. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun, babalarım. Ne kadar mutlu oldu adam. Otursana kardeşim. Otursana şuraya. Bizim böyle sevinme hakkımızı elimizden kim aldı acaba? Oğlum sırıtma şöyle karşımda pişmiş kelle gibi. Sinirlerime dokunuyorsun ha.
Abiciğim nerene istiyorsa orasına dokunsun. Ben güzel haberimi almışım. Amca da oluyorum. Oh, Suna da arıyor. Alo. Sunacığım, bana bak. Şimdi sen müsaitsen dışarı çık. Bir çeyrek al. Yok, yarım al. Yok, tam altın al. Hayırdır hayatım, niye? Ne oldu? Amca oluyorum da. Ne? Yayma oğlum şunu. Daha dur sen, davulla zurnayla yiyeceğim ben ortalığa. Yiyorsa ya. Alo, ya Yiğit, bir söylesene, ciddi misin? Tabii kızım, duydun, amca oluyorum. Ay. Alo. Kapattı. Vay be. Ay ben biliyordum, biliyordum. Ay yok, aramayacağım şimdi, aramayayım, rahatsız etmeyeyim. Ben anladım ya, senin bu çocuk meselesine niye sevinemediğini. Öyle mi? Nedenmiş? Çünkü Aslı seni boşayacak, terk edecek zannediyorsun. Sana hiçbir şey söylemeden boşanacak, çocuğu da alıp gidecek. Söyledi zaten bunu. Sıkıntı yok yani. Biliyorum. Anlıyorum yani. İlk başlarda ben de öyle korkuyordum. Hamileyken yani Suna. Bak bir gün sabah kalktı, terliğini bulamıyor. Tamam mı? Terlik yatağın altına kaçmış. Bir teki yok. Oraya bakıyor, yok. Buraya bakıyor, yok. Benim terliğimin teki nerede diye ağlamaya başladı. Bak 3 aylık daha. Ben 9 ay olunca ayak tırnaklarımı nasıl keseceğim diye ağlamaya başladı. Mutfakta sarı bez kaybolur, ağlar. Bunlar niye hep sarı, mavi yok mu der, ağlar. Daha dur. Bunlar iyi günlerin. Daha hamilelik belirginleşsin. Ben çok kilo aldım, nasıl vereceğim bu kiloları, artık güzel değilim diye ağlayacak. Televizyonda kadın haber spikerine baksan kavga çıkacak. Bak senin arabanın torpidosundan çorap çekmecene kadar her yerden çatlak önleyici krem çıkacak. Bak gör, bunların hepsi bir bir çıkacak. Bile. Bak bir gün hiç unutmuyorum. Eylül sonları o zaman, hava çok sıcak. Atletli oturuyorum ben, tamam mı? Şurada da yanımda. Bir tane erkek spikerli haber programı bulmuşum, ona bakıyorum. Atletliyim zaten. Yiğit dedi, efendim canım, bir şey isteyeceğim. Söyle hayatım. Buraya bakıyor, omzuma doğru. Dedi, dişim çok kamaştı ya dedi, ısırabilir miyim bir? Vallahi bak, ya kız oraya kadar geldi yani, son noktaya kadar. Hatun beni yiyecek artık. Abiciğim, hamileyken kadınlar bambaşka biri oluyor abiciğim. Anladın mı? İçinden böyle bambaşka bir insan çıkıyor ya. Öyle fiziksel değişimden falan bahsetmiyorum yani. Tipi suratı falan aynı, Aslı, sesi. Ama 2 dakika melek, 3 dakika şeytan. Bütün kimyası alt üst oluyor abi kadınların. Çünkü o artık bir anne. Ama sen baba değilsin. Bebek rahme düşer düşmez anne olur onlar. Ama biz baba olmuyoruz. Yani sen, yani biz işte erkekler. Biz doğumdan sonra baba oluyoruz. Sen o bebeği bir kucağına al. Bir kokusunu duy. O zaman göreceksin babayı. Anladın mı? Farkı bu. Sen bırak savcılığı. Sen çocuk doğumcu falan olsun. Olduk Alimallah. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek abi ya? Git eve, al Aslı'yı. Bir doktora götür. Hayatında dinleyip dinleyebileceğin en güzel sesi dinle. İkinize de iyi gelir. Sen ne yapacaksın? Aynı. Aynı. Devam. Operasyon sonrası temizlik. Bak Yiğit. Dikkat et kardeşim. Harbi dikkat et. Tamam abi. Tamam, merak etme sen. Savcıyım ben ya. Hadi. Eyvallah.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.